Vay! Böyle sürekli fakir memleketleri saydılar. Ozi mi deniyor kardeşim Avustralyalılara? Ozi o... Okay people say hi! Radyasyonu çekeceğiz. Çok acı. Dur tamam tamam. Dur dur yapacağım. Let me know. Cannot walk. Biraz daha sesledim. Oh! Ne yapıyorsun kanki? İyi bro, sen ne yapıyorsun? Oğlum, İyidir valla. Senedir görüşmüyoruz ha. Valla bayağı oldu. Birincisi şey, arka platform birazcık Messi'de sıkıntı var mı yoksa başka bir yere geçeyim mi? Ben öyle şey yapamam. Öyle videolar paylaşamam. Ama tam bir Australian ev işte. Tam bir Australian house. Görün. Aynen. Görün. House olduğumuzu görsünler. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi valla bro. Okuldan koşa koşa geldim. Yemek yedim. Hemen video. Daha sonra da ödev. İşte okuma hayatı. Sen bunları geçsin tabii kardeşim. Biz daha okuyoruz. Pazar günü okul mu olur ya? Bugün cumartesi reis burada. Aa, biz dünyanın doğru. Diğer tarafındayız. Doğru evet. Yuvarlığa doğru. Geçtin o. Ben de camiye geçtin o onlardan. Doğru. İyi güzel. Her sen şey yolunda. Her şey yolunda. Allah bebişle uğraşıyoruz biz de ya. Ne yapalım? Ya! Şimdi Jackie'ye o zaman seni bir anlatayım ben kısadan. Kısadan. Jackie'yle biz liseden liseyi beraber okuduk. Hatta üniversite sınavına beraber girdik. Jackie İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Ben Trabzon'a gittim anasının nikahına. Ben Jackie'yi orta doğru gördü. Dedi ki mezun olduğu gibi dedi ki bu ülkenin dedi. Bütün negatifliği toplayıp sana mesaj yazsınlar. Kötücü desinler sana. Kaçtım pezevenkli. Tam o dönemlerde kaçtım ben aslında bir de. Tam o FETÖ olayları falan filan vardı herhalde. Aynen. Direkt okuldan mezun olduğu gibi Avustralya'ya gittik. Çok başarılı bir şey yaptı yani. Her yılda ben böyle sırayla... 2016'da mı gittin? 2016'nın sonunda geldim ben aynen. Hani okul bitti, 2-3 ay sonuna geldim. Her yıl kanka oraya nasıl gelirim? Kanka oraya gelsem ne aynen. Her sene, her projeden sonra, her işten sonra dünyanın diğer tarafına geldim. Nasıl? Güzel. Kanada'da şey ya. Avustralya'nın tamamen opoziti aslında. Yani tamamen karşıtı havasından suyuna. Yani oranın da buradan değişik aşağı kalır bir yanı yok ya. Yani burası da güzel tabii de hiç aklımda yoktu mesela burası. Avustralya sen varsın diye hep vardı yani aklımda. Hmm. Ya ben aslında ilk Kanada'yı düşünmüştüm o dönem buraya gelecekken. Benim başvurduğum dönemlerde Kanada... Bayağı böyle babanın müteahhit falan olması gerekiyordu gidebilmek için. Bayağı böyle şey ekonomik durumlara çok detaylı bakıyordu. Ondan sonra Avustralya'ya karar verip geldim. Ne kadardır oradasın şimdi? 5 yıl mı? 6 yıl oldu oha. 5 yıl işte 2016'dan sonra 2017'nin başında geldim. 5 sene falan oldu tam. Aynen. Wow. Ozi mi deniyor kardeşim Avustralyalılara? Ozi oldu mu? Avustralyalılara Ozi deniyor. Yok biz daha şey buranın mülteci kademesinden böyle aktarmaya çalışıyoruz. Seni şey zannediyorlar mı Asyalı? Vallahi bana ya Türkiye'deyken bana işte herkes Chinese, Japanese, evet, Asyalı evet. Falan filan. Burada bana Brezilyalı diyen de oldu. İşte Koreli değil de Asyalı diyen de oldu. Filipinli diyen çok oldu. Endonezyalı diyen oldu. Hani böyle sürekli fakir memleketleri saydılar. Hani hiç kimse Japon demedi o zengin hali vermedim herhalde. İyi kanka bizde de aynı bana da Meksikalı diyorlar. İşte Meksikalı görüyor İspanyolca konuşuyor, Hintli görüyor Hintçe konuşuyor. Bir Fransız beni görüyor Fransızca konuşmuyor tabii. Evet doğru aynen. O var ya. Şimdi kanka bu video şöyle daha önce bir Kanada şey yapmıştım. Vancouver, Toronto ile yani şehir Kanada'nın içinde şehir karşılaştırması yapmıştım. Bu video Türkiye'den böyle taşınmak isteyenlerin, işte hakkında hiçbir fikir olmayanların Kanada'ya mı gitsem, Avustralya'ya mı gitsem? Sonuçta bunlar hep bilinen yani orada olanlar. Biz biliyorduk, şu ankiler de biliyordur diye tahmin ediyorum. Avustralya'yı tanıtmak adına ben Kanada'yla ilgili aslında çok şeyi anlattım zaten. Böyle kiradır, evdir falan filan. Şimdi böyle Avustralya kısmını biraz öğrenmek istiyoruz senden. Yani biz şimdi Avustralya'ya biri gelmek istiyor. Diyecek ki yani bu bir oda, bir öğrenci işte gelecek.
bir oda kiralasam ne kadar veririm? Ya da bir aile gelecek, iki kişi, 1+1'e gelsem ne kadar para veririm? Sana onu soralım. Abi şöyle, öğrenci olarak işte single olarak gelecek arkadaşlar paylaşımlı evlerde kalacaklar mecburen. Yani tek başına ev tutup onun kirasını ödemek çok büyük bir yükümlülük burada. Oda tutacaklar. Paylaşımlı odada işte kaç kişi kalacağı hani bütçenize göre değişiyor açıkçası. Hani ben bayağı oldu paylaşımlı evlerde falan kalalı ama piyasası aşağı yukarı hani single room'da mesela hani gelecek öğrencilerin zaten Sydney, CBD şehrin içerisinde bir yerlerde veya etrafında kalması gerekiyor okullarına yakın olması için. Oralarda hani single room tek kişilik odalar $250 hani $400 arasında oynar. Ama odadaki insan sayısı arttıkça doğal olarak hani fiyatı da düşer. O şekilde ev tutma muhabbeti işte couple olarak gelecek kişiler için. Ya stüdyo daire olarak baktığın zaman 1+1 böyle $450-500 civarında hani el ayağı düzgün yerlerde kalınır. Çok iyi lan. Ne kadar kazanıyorsunuzdur ona da geleceğim. Ben şaşırdım. Abi 400 falan 500 ne güzel rakam. Abi şöyle ne bildiğim kadarıyla hani dünyanın sürekli en pahalı şehirlerinin listesinde hani başta falan geliyor. Hani komünizm diyorum. Kapitalizmin tam şeyi burası. Dorukları hani çok kazanıyorsun ama çok da harcatıyorlar. Harcısın. Yani verdiğini geri alıyor adamlar açıkçası. Öyle. Ha şöyle hani Avustralya'nın bölgesel olarak düşündüğümüz işte yukarıda Queensland diye bir teritorisi var. Aşağıda Melbourne'ün içerisinde olduğu Victoria var. Sydney'in içerisinde olduğu kısmada New South Wales deniliyor. Hani Sydney bunların arasında en pahalısı. Hani Melbourne 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama Queensland kısmı mesela Avustralya'nın yükselen yıldızı olarak gözüküyor şu anlık. Hani birazdan hani ev fiyatlarını falan konuştuğunda da anlayacaksın aradaki farkı. O şey yeni yapılaşma, göçmenlerin gittiği yer mi oluyor şu an orada? Şöyle, aslında yeni yapılaşma da değil. Hani Sydney tamamen multicultural dedikleri böyle Asyalılar. Hani Sydney'de belki Avustralyalı'dan çok Asyalı vardır. Hani Chinese, Japanese, Korelisi vardır. Queensland tamamen Avustralyalıları yaşadığı bir bölge. Oradaki işte en büyük şehir iki tane Gold Coast ve Brisbane'de iki tane şehirleri var. Hani Brisbane'in nüfusu 1 milyon civarı diyebiliyorum. Gold Coast'da yaklaşık 800 bin civarı falan vardı. Hani Gold Coast buranın Miami'si gibi düşünebilirsin. Hani dünyanın en güzel yerlerinden biri. Yurt dışından gelen kişiler parasını o tarafa götürmediği için daha fiyatlar orada çok yükselmemiş durumda. Ama hani Sydney marketi tamamen Chinese abilerimiz kontrol ettiği için fiyatlar çok yüksek. Hani adamlar burada gelip yaşamıyordu. Hani parasını buraya aktarıyor. Aynen. Yatırımını yapıyor işte. Devam. Kanadalılar da bundan ağlıyor abi. Buraya gelip bütün evleri cash aldıkları için. Kanadalılar mortgage'la alıyorlar ya evleri. Ev bulamıyorlar adamlar satın alacak. Mortgage'la satın alacak ev bulamıyorlar. Abi Asyalılarla baş etmen imkansız ya. Ha, imkansız. Peki bro. Şimdi satın alma fiyatları evet. Evi yani satın almak isterlerse bir yatırımcı Türk biri dolar ya şey istiyor gelir istiyor. Diyor ki Avustralya'dan bir ev alayım. Abi Sydney'de ev fiyatları çok çok uçuk. Özellikle son işte 3-4 senedir bu Covid'le beraber dünyanın her yerinde rakamlar inanılmaz yerlere gitti. Market alışverişinden işte ev fiyatlarına kadar. Sydney'de şu an hani 2+1 bir daire doğru düzgün yerlerde almaya çalıştığın zaman hani $1.5 million civarı falan bir para harcaman gerekiyor. Melbourne'de de fiyatları 3 aşağı 5 yukarı pahalıymış bu şekilde. Buradan. Bayağı pahalı ama işte Queensland, Gold Coast, Brisbane taraflarında dediğim gibi hani ev alırsın 700-800 bin dolara. Hani bayağı böyle bahçesi olan, ne bileyim garajı olan 3-4 odalı falan ev alırsın. Hani burada daire alırsın 1.5 hani eve girmen zaten hani imkansız. Ev almak için de burada şey var. Açıkçası bankayla yaptığın
Anlaşmaya göre belli bir depozit ödemen gerekiyor. Bu depozit %5 ile %20 arasında değişiyor bildiğim kadarıyla. Evine göre %5'ini istiyorlar, evine göre %20'sini istiyorlar total ücretin. Hani 1 milyon dolarlık bir ev aldığınızda işte %10'u deseniz 100 bin dolarlık bir down payment denilen bir payment koymanız gerekiyor eve. Onun haricinde işte burada gidip mal sahibiyle anlaşma yaptığın bir düzen de olmadığı için sürekli aralarda böyle birilerine para yediriyorsun gibi bir durum var. Hani yaklaşık bu 100 bin doların haricinde bir 20 bin dolara yakın da işte real estate'e, emlakçıya, eve gidip görecek ve size evin raporunu çıkartacak olan inspektora falan da bir ücret ödemeniz gerekiyor. Onun için de böyle bir 20 bin dolar falan kenara para koymanız gerekiyor. Hani ev işleri sıkıntılı. Ev işleri bize şu an çok aşan şeyleri aldı şu an. Evet. Peki abi bunları Dolaylı. Almak için, bu kadar şeyi almak için insanlar ne kadar kazanıyor? Harbiden Avustralya'da asgari ücret ne kadar? Yani Sydney ya da Melbourne diye değişiyor mu bilmiyorum da genel olarak bir asgari ücret var mı? Abi Melbourne'deki fiyatları bilmiyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynıdır da. Ya ülkedeki normal asgari ücret saatlik ücret olarak hesaplanıyor. Yani Kanada'da da sistem aynı bildiğim kadarıyla. Hani saatlik ücret 18-19 dolar civarında legal olarak. Ama casual olarak çalışanlar daha çok kazanıyor bundan. Yani şöyle saatlik 19 dolara gelen bir iş yapıyorsanız atıyorum kontratınız vardır. İşte haftalık 40 saat iş garantiniz vardır vesaire. Öyle bir kazanç garantiniz var ama casual'da işte hani cash saati çatlar mı? Yok cash in hand değil. Yine taksi içerisinde bulunduran işler ama casual işler. Hani iş garantisi yok. Yarın Anladım. Adam seni gönderip yerine başkasını alabilir vesaire vesaire. Kontratsız. Aynen kontratsız. Burada şu an 15.20 dolar kanka ve ev kiraları da senin söylediklerinin yaklaşık iki katı oda kirası diyeyim. Ev kirası zaten orası 1500'den falan başlıyor aynen. Ya ben şeyi işte merak ettim. Asgari ücreti bilmediğim için senin söylediğin rakamları tam bir şey diyemedim. Asgari ücreti duyunca burası net daha pahalı yani. Avustralya'ya gidin oğlum. Buraya gelmeyin. Benim söylediğim fiyatların hepsi haftalık ücret ama. Yani şöyle bir artı bir... Okay. Benim söylediğim her şey haftalık ücret. Yok tamam, abi 400 dolara aylık. Aynı şeye gidiyor. 400 dolara aylık. Sokakta yatırmazlar 400 dolara aylık burada. Lan ne diyeyim öyle bir şoka girdim ben. Ben uçak biletlerine bakacaktım buradan. Yok abi. Hani 1 artı 1 düzelteyim o zaman. Stüdyo dairenin fiyatı hani 1600 civarı falan olur. İşte öğrenci arkadaşlar için de hani 300 dolarda 300 dolara güzel single bu odada kalabilirler. O da işte aylık 1200 dolara falan geliyor. O zaman pahalıya geliyor öğrenci olarak single oda falan. Burada bir tık daha ucuza bulabilirsin. 900-800'e falan güzel odada kalırsın burada. Ya burada bayağı bir şehrin dışına çıkman lazım. Bu tarz memleketlerde de vakit eşittir para. Ne kadar zamanını iyi kontrol edebiliyorsan o kadar çok kazanıyorsun. O yüzden hani biraz daha iç kısımlarda kalmak mantıklı oluyor. Ya time management da verdi ya 2 dakikada. İşte 5 time management kursu burada. Peki abi. Bu insanlar böyle markete gittiğinde ne kadar harcayacaklar Avustralya'ya gelip? Markete gittiğinde ne kadar harcayacaklar? Şöyle abi 2-3 senedir tekrar hani fiyatlar inanılmaz yerlere gitti. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Enflasyon rakamları büyük ihtimal bütün ülkelerde yalan yani. Avustralya'nın enflasyon rakamlarına baktığın zaman %4-%5'lerde falan gözüküyor herhalde. Ama hani market alışverişi fiyatlar ne kadar arttı dersen %40-%50'lere varan bir artışlar var. Yani bizde ya mesela biz 3 kişilik bir aileyiz. Haftalık market masrafımız hani 300 dolarla 500 dolar arasında değişiyor. Ya öğrenci yani arkadaş için şu bebeğin arka planlar. Bir şey olmaz ya. Boş ver olamaz. Rahat ol. Arka planda
Avustralyalı görsün insanlar. Eşimin annesi var şey. Bir dakika ona bir söyleyeyim. Mom, I'm on a video call. Do you mind doing that later? Oh, sorry. Evsiz kaldın şimdi, seni evden atacak. Aa, vallahi. Kaynana kovacak bizi. şöyle ya, haftalık market masrafı bireysel olarak 150 doları bulur diyeyim haftalık. Aylık 600 dolar civarı. Aylık 600 dolar civarı falan. Ya inanılmaz arttı ücretler. Gerçekten inanılmaz arttı. Yani benim ilk geldiğim haliyle şu an arasında dağlar kadar fark var. Vay arkadaş, peki buna ilave fatura yani abi. Sadece Türkiye'de sadece Türkiye'de artmıyor rakamlar. Ya Türkiye'de rakamlar ama çok farklı artıyor. Yani geçen onu söyleyecektim. Babamlarla konuştuk. Fatura bir ne olmuş ya? Elektrik faturası mı %150 gelmiş. 500 gelecekken işte 1.000 lira, 1.500 lira falan geliyor. Ya onu söyleyecektim abi. Şey hani fiyatlar dünyanın her yerinde arttı. Atıyorum hani Avustralya enflasyonuna %4-5 diyor ülke olarak. Hani market alışverişin belki %40-%50 arttı. Ama insanlar hani yine birazcık alım gücünü koruyabiliyorlar. Yani kimse ücretler arttı diye markete gidip hani yediğinden içtiğinden kısmıyor açıkçası bu tarz memleketlerde. Hani bizde öyle sıkıntılar var maalesef Türkiye'de. Ya burada Kanada'da şöyle bir durum var abi. Zaten enflasyon kadar asgari ücrete zam yapıyor direkt hükümet. O yüzden kimse etkilenmiyor aslında. Sadece işte böyle evdir, araba fiyatlarıdır, enflasyondan çok daha fazla arttığı için onlara yani anca. Abi burada şey, Ozi'nin birasından kesemezsin. İçtiği biraya göre, içtiği biraya göre kıyaslarlar burada. Hani bir alım gücü düşerse burada sıkıntı çıkar, öyle söyleyeyim. Hani dünyanın en çok bira tüketen, kişi başına bira tüketenler listesinde her neyse ilk 4'te 5'te falan herhalde burası. Hadi aynen. Ya. Aynen. İrlanda Ozi'nin birasından kesemez. Ozi'nin birasından kesemez. Evet. Adamların kendi deyimleri var. Aynen. Peki abi bu fatura, buna ilave alışverişe ilave telefon faturasıdır, internet, su, bunlar ne kadar geliyor? Abi şey, ev kiraladığınızda şey, su faturası burada yok. Kanada'daki evet. Sistemi bilmiyorum burada ama. Burada hani water right denilen evin su kullanım haklarını ev sahibi yıllık olarak konsila ödüyor burada. İşte belediyeye diyelim ödüyor. Hani kiracı olarak kimse su faturası ödemiyor bu memlekette. Gaz faturası, hani ben kendi evim için rakamları verebilirim. Hani bizde kullanım birazcık da fazla, bebek falan olduğu için hani banyosundan olsun, şusuna busuna hani hiçbir zaman kesemiyorsun tabii ki. Burada faturalar quarterly geliyor. Hani 3 ayda bir. Aya böldüm senin için. Hani gaz faturası bize gelen böyle aylık 130 dolar civarı falan. Elektrik faturası yine o civarlarda 130-140. İnternet de paketinden paketine tabii ki değişiyor ama güzel bir internet paketini 60 dolarlar civarına alabiliyorsunuz aylık. Aynı galiba. Bu kullanım göre tabii ki bu gaz elektrik muhabbetleri değişebilir. Yani çok daha az ödeyen arkadaşım da var. Hani bir couple olarak şey yapalım. Hani fiyat verdiğimiz zaman ben bizi lifestyle olan, evde olmayan, çocuğu olmayan bir couple'ın işte elektrik gaz faturasının aylık 100 doları geçeceğini zannetmiyorum. Öğrenci olarak gelen arkadaşlar odada kalacakları için paylaşımlı odalarda. Orada çoğunlukla şey, bu tarz dahil faturalar oluyor. İçerisinde oluyor, dahil oluyor. Hani yaptığınız anlaşmalarda ona bakarsanız çok daha rahat edersiniz yani. Diğer türlü çünkü evde kullanıma göre bölüyorlar faturayı. Hı-hı. Yani evde kimisi çok kullanıyordur, onunkini de siz ödemek zorunda kalırsınız gibi bir durum ortaya çıkar. O yüzden hani bu faturaların İçinde olduğu bir anlaşma yapmak daha mantıklı. Doğru söylüyorsun. Burada da aşağı yukarı aynı. Bizde gaz yok abi, her şey elektrikli. Su faturası zaten ödemiyoruz. Elektrikte 2 ayda bir falan 330 dolar geldi bize de. 3 kişi kalıyoruz evde, sürekli evde kuzenlerim. Yani aylık 170 doları falan diyebilirim ya. 165-170 falan.
Ama bizim ev bir de şey, two bedroom, büyük de ev yani, hani böyle ufak bir şey değil. Bizimki de duplex kardeşim, büyük birazcık. Ya tamam lan, tamam, biz daha çıkmadık öyle evlere. Biz daha hikayenin başındayız. Ya şey, hani büyük ev normalde o kadar gelmez. Aynen. Hmm. Peki kankam, canım kardeşim, bir şey oldu ve bir şey oldu diyelim, Allah korusun. Senin ayağına diken battı. Popuşunda çıban çıktı. Hastaneye gitmen lazım. Avustralya'da bu işler nasıl? Abi işte sağlık sistemi, Medicare sistemi denilen işte bir sistem var. İşte Amerika'sından Kanada'sına, Avustralya'sına, bu tarz ülkelerde. Avustralya'nın Medicare sistemi dünyanın en gelişmişleri arasında gösteriliyor. Çok güzel yanları var. Çok enteresan yanları da var. Şimdi vatandaşı olmayana veya oturum izni olmayana Medicare yok tabii ki. Yani o konumda da ben yine mülteci konumundayım. Ama bebek, aynen. Bebek ve eşim şey, onlar hani Medicare'e dahil oldukları için onlara sıkıntı yok. Hani ben sakatlanmamaya, hasta olmamaya falan çalışıyorum. Şöyle, ya mesela Medicare sistemin içerisinde dişçiye gittiğiniz fiyatlar dahil değil Avustralya'da. O yüzden mesela dişçiye düşmeyin derler burada. Hani çok üzerler adamı. Veya mesela gözle alakalı probleminiz olabilir. Gözlük almak zorunda olabilirsiniz falan. Hani Medicare bunun genellikle böyle %30, %20'lik kısımlarını falan karşılar. Geri kalanı size kalır ama buradaki fiyatlar da hani inanılmaz fiyatlar olur. Atıyorum yani bizim işte eşimin annesinin kullandığı gözlük $5,000 civarında falan, yani özel bir gözlük kullanıyor gözünden dolayı. Onda mesela gözüm o kadar etmez mi? Aynen. Ben dedim onlara hani ben size kafa taktırırım o fiyatı Türkiye'de. Hani $5,000. Ama onun kendi Medicare'in üzerine sağlık sigortası var. O yüzden cover yapıyor. Ya şöyle, öğrenci olarak gelecek arkadaşların özel sağlık sigortası yaptırması gerekecek. Zorunlu zaten bu, optional falan değil. Yıllık hani öğrencilere genellikle o $500 civarına falan patlıyor bildiğim kadarıyla. Ama hiçbir şeyi cover etmiyor açıkçası. Yani ona güvenip hiçbir şey yapmaya çalışmayın. Hani nereye giderseniz gidip para ödersiniz. Ama buranın vatandaşı olan insan için çok büyük avantajları var. Mesela hani biz çocuk sahibi olduk burada. Devlet hastanesinde doğum yaptık. Sürekli burada Medical Center denilen bizdeki aile sağlık ocaklarının karşılığı herhalde gibi yerlere gidiyorsunuz. Hani cebimizden şu ana kadar 5 kuruş para çıkmadı. Çocuk doğumunda işte o tarz ücretlerin hepsini Medicare karşılıyor. Onun haricinde mesela yeni doğan bebekler için yaklaşık devlet Medicare sisteminden $5,000'lık bir bütçe ayırmış. Sadece onların dişçiye gitme ihtiyacını karşılamak için. Yani böyle ayrıcalıkları var ama aynı zamanda çok kötü tarafları da var. Yani ne bileyim, bir sıkıntınız olduğunda film falan çektirmeniz gerektiğinde MR falan. Atıyorum ücreti $700-800'sa MR'ın. Bunun %60'ını belki Medicare karşılıyor. Diğer kısmı cebinizden çıkması gerekiyor. Güzel ve kötü tarafları var ki Avustralya bildiğim kadarıyla dünyanın en iyi sistemlerinden birine sahip. Kanka, ona rağmen bile, göre Kanada döver yani. Bilmiyorum o Kanada'nın şey sağlık sistemi. Ya aylık, şimdi yeni gelen de bu arada, mesela sen burada şeysin abi, turist olarak geldin. Ve sağlık şeyin var, sorunun var. Bir sorun yaşadın. Ona da sabit ücret var mesela. Yani böyle çok aşırı aşırı Amerika gibi değil. Yani gelip böyle 5.000 10.000 dolar ödemezsin. Ödeyeceğin maksimum 2.000 dolardır. Şimdi biz işte şeye başladık. Devletin kendi sağlık sigortasına. Medical Service Plan diye geçiyor. Aylık $75. Ve çoğu şeyi karşılıyor. Senin dediğin gibi dişçi ya da gözlük işi yok, evet. Ama onun dışındaki her şeyi karşılıyor. Ya ben şu an mesela kendime özel sağlık sigortası almak zorundayım. Hı-hı. Aylık $100 ödüyorum. En basic paket. Hiçbir şeyi cover yapmıyor yani. Ben nereye gidersem gideyim cebimden para çıkar. Sadece şey hariç. Hani böyle ameliyat olmanızı gerektiren durumlar olur. O zaman da hani
seni bakmıyoruz kardeşim diyecek durumları yok tabii. O durumlar hariç, onun haricinde yaptığınız her şeyin parasını ödersiniz. Bu Amerika kıtasında sana bakmıyorum olabilir. Burada olabilir. Amerika'da hani durum çok kötüymüş. Hani Türkiye'deyken o tarz şeyleri bilmiyorsun açıkçası. Hani ben de şeyden dolayı biliyorum, eşimden dolayı biliyorum. Onun annesi Kanadalı, aynı zamanda Kanadalı onlar. Oradaki sistemi de biliyor. Mesela hani çocuk sahibi olduğunda Amerika'da cebinden bir 60-70 bin dolar para çıkar diyor. Hani istersen Amerikalı ol. Hani ben çok şaşırdım öyle bir durum olmasına. Amerika dünyanın en büyük devleti falan filan Amerika diye duyuyorsun ama bazı şeyleri de en büyük sorunları sağlık planları. Ya burada iyi abi, burası iyi şimdi. Bok atmayayım, gayet güzel. Bizimkine bayağı yakın yani burası da böyle. Her şey devlet karşılığı gibi bir durum var. Sağlık sistemi Türkiye'de şey ya, hani zorunluluk gibi bir şey yani şey. Aynen. Hani insanlar onu karşılayamayacakları için birazcık da sistem öyle açıkçası yani. Aynen. Neyse abi, şimdi öğrenciler gelecek şimdi. Daha gelmedi. Şimdi o soruya gelsin geçiyoruz. Gelsin kardeşlerim. Daha... Yani dil okulunu sormayayım. Dil okulunu bulabilirler de yüksek lisans ücretini sorayım ben sana. Yani yüksek lisansa, çünkü dil okulları gelip artık kalamıyorlar değil mi? Öyle bir durum yok. Abi şöyle, tamamen önceden yaptığınız mesleğe Avustralya devletinin ihtiyaç duyup duymamasıyla alakalı Avustralya'daki geleceğiniz değişiyor diye özetleyeyim. Yani mesela son 2 senedir Covid'den dolayı burada bazı meslek gruplarında çok azalma olduğu için, işte international olarak burada bulunan insanlar ülkelerine geri döndükleri için sağlık sistemindeki işte çalışanlara çok büyük ayrıcalıklar tanıdılar. Hani bir hemşirenin gelip burada aldığı eğitimi buraya akredite etmesi lazım, işte değiştirmesi lazım falan, üzerine bir şey koyması lazım. Ondan sonra direkt işte PR denilen işte oturum izni yolu direkt açılabilir mesela. Ama mesela makine mühendisliği diyelim ki okudunuz Türkiye'de, gelip Avustralya'da PR almanız çok 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 zorlaştı. Yani bundan 5 sene önce öyle değilmiş veya 10 sene 15 sene önce hiç öyle değilmiş. Hani 20 sene önce belki yoldan yürüyene PR veriyordu Avustralya. Ama şu an buraya gelip işte Türkiye'deki okuduğunuz okulun üzerine ne bileyim masterlar yapacaksınız, onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, dil sınavlarını en tepe seviyelerde geçeceksiniz, onun haricinde başka ekler yapacaksınız, yapacaksınız da yapacaksınız. Anca öyle şey böyle. Anca ayda bulunmuş oldu. Aynen, aynen öyle gerçekten. Hani o seviyeye geldi. Anca öyle PR yolu açılıyor. Nisat ve Sydney için söylüyorum bunu bu arada. Orada da işte Avustralya hükümeti şöyle bir politikası var. Avustralya'nın nüfusu yaklaşık 22 milyon civarı falan. Bunun 5,5-6 milyonu Sydney'de, 5 milyonu sallıyorum Melbourne'de falan. Hani bu iki şehirde çok büyük bir yoğunlaşma olduğu için yeni gelen insanları da başka taraflara yönlendirmek istiyorlar. Oralara giderseniz, oraları tercih ederseniz çok daha kolaylaşır hayatınız diyeyim. Bir okul ücreti abi. Sydney'de bir abi, yüksek lisans ücreti. Ortalama bir şey söyleyebilirsin. Yani en pahalı okul olmak ya da en ucuz okul olmak zorunda değil. Abi yüksek lisanslar 20 bin dolardan senelik başlayan ücretlerle diyeyim o zaman. 20 dolardan başlar. Ne okuduğunuza göre değişir. Burada da 17-18 senelik ona geliyor. Denk geliyor. 17-18'e evet. Denk geliyor. Evet. Aynen. Aşağı yukarı aynı. Yani tabii daha top okullara gidersen seneli 35 bin dolar mesela, burada University of British Columbia var, 35 bin dolar seneli. Ben basic söyledim aynen. Yani burada da işte University of New South Wales'ler var, onlar var, bunlar var. Yani dünya sıralamasında da hani ilk yüzlerde olan üniversiteler var. Onlar da işte 50-60 binler falan. Hani kampüsün içerisine gittiğinizde zaten hani gözü çekik, o en az gözü çekik olan benim. Hani herkes Chinese orada. Hani Avustralyalılar bile birazcık zor okuyor o tarz okullarda. Peki öyle abi söyleyeyim. Benim de çok merak ettiğim son bir soru. Araba almak istersem Avustralya'da ne kadar alırım? Abi ikinci el fiyatlar böyle eli ayağı düzgün işte 2015 model, 2014-13 model falan arabalar böyle 8 bin dolar, 8-15 bin dolar arası bir araba alabilirsiniz.
sıfır fiyatları işte Türkiye'ye kıyaslanamayacak seviyelerde maalesef ki. Yani maalesef. Ya bir de burada işte finance durumları falan var araba muhabbetleri için. Hani orada da vardır. Yani biz mesela finance'de bir araba aldık. Yaklaşık bir 6 ay önce falan. Toyota işte 2021 Auris aldık. Oradan örnek vereyim. Seni işte total ücreti 28 bin dolardı arabanın. O zaman Toyota'nın kendi bir finance şeyi vardı, indirimi vardı. Totalde hani 4 senelik bir planla 3 bin dolar faiz koydular üzerine. Yani hiçbir şey. Hani 30 bin dolara çok rahatlıkla kullanabileceğiniz hani yeni bir araba alabiliyorsunuz. Aynen öyle. 6 ay önce sıfır araba almışsın. Aşağı yukarı burada fiyatlar aynı ya. Burada da aynı. Büyük ihtimal aynıdır abi aynı. Ya biz şimdi yeni geldiğimiz için bize böyle hemen araba vermiyorlar da tabii sen eşinin üzerine falan rahatça alabiliyorsun. Aynen aynen. Aynen. Yok bana da vermiyorlar burada da. Senin bir tane videondan şey gördüğüm kadarıyla oradaki insurance politikaları buraya göre çok daha böyle enteresan ve pahalı. Hani burada arabanın insurance'ına biz insurance'da işte iki tane driver mı ismi olmasına rağmen işte 80 dolar ödüyoruz aylık. Orada bildiğim kadarıyla işte tecrübene göre falan bir fiyatlandırma var. Aynen. Yani biz şu an 214 ödüyoruz da bu şey abi kuzen Kanada ehliyeti aldı. Ona düştü. Normalde 390 dolarla başladık. Yani şey zaten arabanın değeri 15 bin dolar. Aylık 400 dolardan zaten 2 sene arabanın şeyi çıkıyor. İnşurus'tan değeri çıkıyor yani. Aynen. Ya araba çok farklı gerçekten Türkiye'ye kıyasladığın zaman. Yani bu memlekette böyle bir 40-50 bin dolar civarını alabileceğin arabaları maalesef hani Türkiye'de hayalini kurduğumuz arabalar falan. Aynen. Ama buranın da farkı Türkiye'ye göre konuştuğumuzda şey hani orada da aynıdır büyük bir ihtimalle. Nereye park edersen park et. Hani 3-5 atıyorsun böyle her evet, park ettiğin yere. Birazcık da öyle sıkıntıları var. Hani parkinge verdiğin para da burada önemli tabii ki. Doğru söylüyorsun. Yani burada merkeze falan gidersen evet de burada street parking çok ya. Yani Kanada'da street parking muhabbeti. Eğer biraz şeydeysen, downtown'un dışındaysan arabayı koyacak bir yer bulursun. İyi, hani şehir dışındaysan hani şehir tam merkez kısımlarında değilsen burada da bulursun aynen ama. Ya Sydney bir ihtimal buradan çok daha büyük bir şehir bu arada kanka. Yani tabii Vancouver'ın downtown'u göt kadar. Nasıl söyleyeyim sana? Kartal kadar yok yani. Kartal'ın yarısı falandır hani. Yok ya Sydney aynen. Yok yok burası bayağı şey büyük. Küçük daha şey daha yeni gelişiyor Vancouver. Yeni şehir olacak abisi. Eşim şey annesi dedim Kanadalı. Onlar da şey Calgary diye bir yerden. Kanada'nın köyünden falan. Baktım ben de hani. Kanada'nın köyüne kurban oluruz ya. Şey ya gelip çok görmek istiyorum. Hani sürekli anlatıyor. Bir de Avustralya'da hani işte 5-6 senedir yaşıyorum. Birazcık böyle insan soğuğu da arıyor. Yani orası tamamen zıttı buraya göre. Hiç soğuk hani, etti mi Avustralya'da? Abi hani en soğuk gördüğümüz bizim hani kışın en kötü zamanı böyle bir 8 derece falan. Sıcak derece sevenler falan için Avustralya. Aynen. Aynen sıcak sevenler için Avustralya. Çok iyi. Vallahi bro beklerim. Gelin gezelim Vancouver'ın etrafına. Yok kesin gelmek istiyorum yani. Atlayın gelin bebişi de getirin. Kanadalı. Keşke burada doğursaydınız. Gerçi kaç vatandaş o? Türk vatandaşı, Kanada vatandaşı, Avustralya vatandaşı. Ona mavi bilmiyorum, pasaport versinler abi. Bilmiyorum abi. UN pasaportu abi. Peki abi benim soracaklarım bu kadardı. Yani konuşacak çok şey var da evet, videoyu gerçekten. Hani bu kadar sığdırabiliyoruz şimdilik. Daha sonra kanal büyürse falan şey yaparız. Avustralya videosu çekeriz. Doğru. Şey öğrenci olarak gelecek arkadaşlara şey hani gerçekten anlatacakları anlatsan 3-4 saat sürer. Çalıştığınız eğitim ajantalarının söylediğinin üzerine 10 kere siz araştırma yapın. Öyle söyleyeyim size. Hani çok ufak değişiklikler, enteresan şeyler değiştirir hayatınızda. Bir de dediğim gibi mesela Avustralya'ya
öğrenci olarak gelip dil öğrenip veya bir eğitim alıp geri dönmek istiyorsanız farklı. Ama Avustralya'ya gelip hani ben artık yurt dışında yaşamak istiyorum diyorsanız farklı bir yol haritası çizmeniz lazım kendinize. Orada da başlangıçta atacağınız adımlar çok çok önemli diye Teşekkür sonlandıra. ederiz. Teşekkür ederiz Ben teşekkür tavsiyeler ederim. için. Ben Yani teşekkür yararlı ederim. bir video olur diye düşünüyorum. Hiç fikri olmayanlar için iki tarafı da öğrenebilecek tatlış bir video oldu. Yani benim için iyi olurdu mesela böyle video gelmeden. Ama ben yine Kanada'ya gelirdim. Herkese teşekkürler. Takip edin. Beni takip etmelerini Sercan kardeşimizi YouTube'dan Sercan Ucar yazdığınız söylerim. zaman hemen karşınıza gelen ilk YouTube'un önerilenler kısmında çıkan sayfayı takip ediyoruz. Severek Videoyu severek ailecek izliyoruz. Yani biz beğeniyoruz. Avustralya'dan izliyoruz. Siz de Türkiye'den izleyin artık. Teşekkürler.